Türkiye'deki internet öyle bir noktadaydı ki arkadaşlar. Güvenlik denen kavram şirketlerde şöyleydi. Sunucu odasına gittiğim zaman server odasına adam Yasin asmış rekin üstüne. Diyor ki hırlı hırsız uğurlu uğursuzdan uzak tutsun hocam bizi diyor. 90'larda büyük ataklar yedin mi? Baba deniz küçücük, ne kadar büyük olabilir ki? Denizde bir şey yok ki. 90'larda atak matak yoktu baba. Yani nasıl diyeyim sana, internet dumanla çalışıyordu, öyle düşün. Naif, güzel Türk kızımız. Nereden bilsin internetin böyle bir yer olduğunu? Kızcağız internete bağlanıyor. Nick alıyor kendine. Aldığı nick ne abi? Mesela Selin'i şey diye yazıyor. Sel in. Çok akıllıca. Oğlum çök. Çökün bakayım, bir tane anı patlatayım size. PC World dergisi internetin haritasını vermişti. Şu gördüğünüz noktaların hepsi birer tane web sitesi. Bütün internet bu kadardı bak ben internete girdiğimde. İnternette gezebiliyordun yani böyle. Aa burada bu varmış, dur şuraya gireyim şuraya gireyim diye. Literally interneti bitirebiliyorduk. Bu kadardı oğlum bütün internet. Tüm siteler bu kadardı yani. Bir gün Aydata.net'te çalışıyorum. Ama böyle tam full time çalışmıyorum. Arkadaşlara yardım formatında takılıyorum. Yıl 98 falan. Bir tane eleman aradı bizim desteği. Ben dedim niye arıyor bu acaba? İşte bir şey soracak. Kardeş dedi benim internetim bitti dedi. Şimdi o zamanlarda internette şöyle bir şey var. Dial-up modemleri kullanıyoruz. Modemlerle bağlanıyoruz internete. Bağlandığımız modemler internette kaldığın süre boyunca internet servis sağlayıcıya kontrollü bir şekilde para ödüyorsun. Saatlik alıyorsun mesela. 16 saat internet alıyorsun. Her bağlandığın sürede kullandıkça o taksimetre gibi 16 saat boyunca bağlı kaldığında direkt olarak paketin bitiyor. Yeni paket alman, yeni kontör yüklemen lazım. Abi buraya kadar her şey 10 numara 5 yıldız da. Şöyle bir sıkıntı var. Pahalı. Şimdi adam da onun için dirayet göstermiş, inanmış. Açmış abi telefonda şey diyor. Kardeş benim internet bitti dedi. Ben de dedim ki herhalde kontör bitti. Tamam dedim, paket numaranızı alayım. Ha verdi. Bir baktım abi 10 saati daha var herifin, tamam mı? 20 saat daha var. Daha var yani, durmuyor. Beyefendi dedim sizin dedim 10 saati daha. Yok yok öyle değil öyle değil dedi. Nasıl bitti? Siz bir anlatsanıza bana şunu. Nasıl bitti bu internet dedi. Şimdi kardeş dedi ben dedi girdim dedi buna dedi internete dedi. Açtım dedi. Bütün haberleri okudum dedi. İnternet dedi bitti dedi. Neredeki haberleri okudum? Açıyorsun ya dedi bu E'ye tıklıyorsun dedi. Ayıldım ben o an. Herif internet sonra tıklıyor. Bu internet paketçilerinin ISP'lerin hepsi de şey yapıyorlar abi. Web sitelerinin hepsi otomatik açılmada homepage'i açıyorlar. Internet Explorer'lar falan. Açınca homepage'i herif Aydata'nın web sayfasına geliyor. Ondan sonra da orayı okumuş bütün makaleleri, tamam mı? Herif orayı bitirmiş. Öyle mi dedim? Öyle tabii dedi. Paramı geri verin dedi. Bu ne biçim iş dedi. Peki dedim adres diye bir yer var görüyor musunuz? Gördüm. Aydata.com.tr yazıyor mu orada? Yazıyor. Silin onu dedim. Bak bozulmaz. Sil sil dedim. Yazın bakayım dedim. www.hurriyet.com.tr yazdın mı? Bak dedi. Yaz abi dedim. Yazdım dedi. Bas enter'a dedim. Diye bir ses geldi karşıdan, tamam mı? Sağ ol kardeş kardeş, tamam tamam dedi. Kapadı telefonu. Devam. Muhtemelen hala okuyordur abi. 20 yıldır okuyor herif onu. Neyse. Ben şimdi internete bağlandım da internete nasıl bağlandım biliyor musunuz dostlar? Bak ben sana göstereyim. Win modem. Aha şu. Şöyle göstereyim. Burada da böyle bızlar. Sesi nasıldı göstereyim mi size? Bak böyleydi sesi. Dinle. 95-96 yılı Aydata'dayım. IRC'den falan 3-5 tane arkadaş. Biz o zaman deli gibi IRC takılıyoruz. Bir tane arkadaşımız var. Nasıl içmişiz ama kafalar bir ton böyle. Bu arkadaşlardan bir tanesi abi girdi, tamam mı, bu server odasına. Server odasının içinde de bu pop var, tamam mı? Yani böyle bir sürü dolu modem var böyle. Alt alta duruyor. Herif girdi içeri. Oğlum ben bu internetinde kız mı terk etmiş ne olmuş artık bilmiyorum. Anasını avradını yeter ulan dedi. Bir koydu abi. Şalteri kapattı herif. Komple indirdi aşağı. Simsiyah karanlıkta kaldık lan biz. O zamanlar UPS MUPS 3 tane UPS var, hepi topu 2 tane server ayakta tutuyordu. Lan dedik ne yaptın sen? Arkadan bir bağırdık daldık içeri. Bütün poplar dolu, cumartesi gecesi oğlum. Bütün herkes internette. Kaldırdık sistemin ayağa kalkmasıyla beraber telefonlar nasıl cayır cayır yanıyor. Herkes arıyor, tamam mı, deli gibi. Arıyorlar, tamam düzeldi tekrar arayın. Abi düşünsene herif orada IRC'de kıza yürüyor. Çünkü bir dönem Türkiye'deki çiftleşmelerin %90'ı IRC üzerinden yürüyordu abi. Böyle takılıyor. Selam bebeğim nasılsın? Server da aynı interneti kullanıyor dostlar, dikkat edin. IRC sunucusu da Aydata'da da aynı yerde. Küt. Connection gidiyor. Lan IRC Aydata diyor herif. Herif mesela Süper Online'dan bağlı. IRC Aydata diyor. Bağlanamıyor. Ayşe. 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 Falan diye böyle, tamam mı? Şimdi arayamıyor da müşteri hizmetleri çünkü Süper Online'dan bağlı. Aydata'yı araması mümkün değil. Ayşe yok. IRC yok çünkü. Şimdi server ayağa kalkıyor. Bunlar giriyorlar serverlara. IRC serverda da sıra olayı var. Aynı anda böyle bir 100 kişi 200 kişi girmeye kalktığı zaman server kabul etmiyordu hem IRC'de. Giremiyordun yani. Onu da beklemen gerekiyor mesela. Öyle işler yapamıyorsun. Takılıyordun kalıyordun. Bu sefer herif Ayşe'ye kavuşacak. Gir lan. Gir sen lan. Gir lan diye diye basıyor, tamam mı? Giremiyorum. Lanet olsun. Ayşe gitti. O zaman naif, güzel Türk kızımız. Nereden bilsin internetin böyle bir yer olduğunu? Kadıncağız, kızcağız internete bağlanıyor. Nick alıyor kendine. Aldığı nick ne abi? Ayşe.
Yaratıcılıkta sınır yok. Pink Panther, Pink Rose. İsimler böyle yani. Nickler. Yaratıcılık 1000 IQ. Mesela Selin'i şey diye yazıyor. Sel in. Çok akıllıca. Biz nasılız biliyor musun? Kartal. Bekliyoruz orada Selin'i. Çıkmış Selin. Selam. Ne haber? Aa, iyidir. Senden ne haber? İyi. Nasıl? Takılıyoruz. Ay, ben ilk kez geliyorum buraya. Biliyorum. Ha, nereden biliyorsun? Huu. Olayımız mı bizim? Buralar bizim. Aa, nasıl yani? Sen buranı biliyor musun? Herkesi tanıyor musun? Tabii ya. Burası bizim server. Ayrıca ben mesela senin kız olduğunu da biliyorum. Yaşında 18 ile 20 arası falan bir şey olması lazım. Ayrıca da Erenköy'de oturuyorsun. Aa, sen ciddisin. Bunu nasıl bile bildin? Abi, hikaye şu. Üniversite kızları arasında popüler internet o dönem. Oradan 18-20-22 arası olduğunu biliyoruz. Selin'den kız olduğunu anladık zaten. IP adresinde de şey yazıyor işte. Atıyorum 212-416 bilmem ne bilmem. IP adresinin bir formatı var. Abi, hepimiz biliyoruz Anadolu yakasında Erenköy'de Altunizade Telekom'un verdiği IP bloğunu. Router'ları, modemleri biliyoruz çünkü. Direkt böyle. Muhtemelen özel okulda okuyorsun değil mi sen? Çünkü devlet okullarında daha internetin farkında değil kızlar. Tamam. İyi. Konuşuruz sonra. Bir sıkıntın olursa haber ver. Kendine iyi bak. Ya, bir şey soracağım. Efendim? Ya şimdi burada ne yapılıyor tam olarak? Anlatır mısın? Ya şimdi şöyle, odalar var. Takılıyorsun. Ya dur, en iyisi ben seni arayayım. Daha kolay olur öyle. İstersen telefonda konuşalım. Daha rahat olur. Hem biliyor musun? Ben insanların sesinden karakter tahmini yapabilirim. Hadi canım, ciddi olamazsın Can. Evet, tabii ki yapabilirim. İstiyorsan konuşalım. Tamam, veriyorum numaramı, ara beni. Bu. Teknik buydu abi. İnternetten böyleydi o zamanlar. Neyse abi, biz IRC'den konuşuyoruz tabii. Arkadaşlar oluyor bilmem ne. Ben görüşüyorum, konuşuyorum. Telefonda saatlerce muhabbetler bilmem ne falan filan. Bir tane kızcağız. Hakkını helal et güzelim. Eğer şimdi görürsen beni, tamam mı? Ama bu hikayeyi anlatmam lazım. Yani bunu anlatmam lazım ya. Abi, şimdi Süper Online'ın IRC server kuruttuğumuz için, bittiği için artık başka IRC sunucularında ava çıkıyordum. Prismanet vardı. En sevdiklerimden biri. Bayılırdım Prismanet'e. Çünkü neden? Prismanet'in müşterileri hazır paketi alırlar. Paketi koydukları gibi bilgisayara, CD'si çıkıyor ya, bağlantı CD'si. Bağlantıyı sağladıkları anda IRC Prismanet TR açılırdı karşılarına. Daha internete ilk girdikleri sayfa IRC Prismanet. Düşünseniz oğlum, en az 50 tane tertemiz, internetin ne olduğunu sadece IRC olduğunu zanneden dünyadan bir haber, hepsi geliyor böyle. Biz de orada bekliyoruz. Gel baba, gel baba diye, tamam mı, böyle gel. Açıyorlar interneti, cukka bizde. Gelin diyorum ya, gelin tanışalım ya, merhabalar nasılsınız falan diye böyle, oh yeah falan diye böyle. Şimdi bu insanlar bilmiyorlar, bilmedikleri için de mükemmel sorular geliyor. Mesela diyorsunuz ya bana, abi sen nasıl bu kadar bunca gelen soruların hepsine tahammül ediyorsun, nasıl bu kadar sabrı? Oğlum, ben çalışıp da geldim lan. 97'den beri saçma soru cevaplıyorum ben. Çalışıp geldik oğlum biz. Easy yani. Neyse. Abi orada böyle hemen nickten anlaşılıyor. Zaten adam kendi isim soy ismi username falan yapıyor. Username ile falan giriyor. Allah! İsmi belli, cismi belli. Görünmüyor zannediyor çünkü oraya. Nickname yazan yere ismini yazmış. Ayça Er Yılmaz. Şak diye girmiş, tamam mı böyle? Karizmayı koyuyorduk ya demin. Daha beter koyuyoruz. Selam. İsmin Ayça değil mi? Ah, nereden bildin? Ya işte öyle, biliyorum ben böyle şeyleri falan. Direkt oradan yürüyoruz, tamam mı? Neyse abi. Bir tane kızla tanışacağım ben. Muhabbeti ilerletmişiz, harika. Ben de Kadıköy'de, Bariye'de Lal Kafe vardır. Rex'in sokağında. Çok severim. Gündüz hava çok aydınlık bile olsa Lal'in alt katında arkadaşlar, alt tarafına indiğiniz zaman bar kısmına, orası karanlık olur. Yani loş olur böyle ve güzel bir şekilde muhabbet edebilirsiniz abi. Abi, ben bir tane arkadaşla konuştum, tanıştım, muhabbet edeceğim. Harika. Abi, tam Lal'in önünde bekliyorum. Sigaramı içiyorum. Uzaktan gördüm arkadaşı. Harika bir varlık. Dedim ne kadar güzel. Dedim Can, hadi oğlum. Hadi bakalım. Tanışalım, kaynaşalım. Abi, kız geldi. Kendisi. Tanıştık. 10 numara 5 yıldız. Abi, indik aşağı, muhabbet edeceğiz. Oturduk. İşte içkiler, kahveleri söyledik. Bilmem ne. Geldi kahveler. Oturdu yanıma. Arkadaşlar, inanılmaz bir koku. Hem ağızdan geliyor, hem koltuk altlarından. Kapalı alandayız. Burnumun direği kırıldı. Böyle bir saat sohbet ediyorum falan filan böyle. Ondan sonra dedim ki teşekkür ederim. Vallahi benim acil gitmem gerekiyor. Müsaadenle sonra tekrar görüşelim falan filan dedim. Topuk. Nasıl kaçtım anlatamam. Direkt abi, artık nereye gideceğim de şaşırdım. Bari dedim arkadaşımla buluşacağım, karşıya geçeceğim dedim. Şimdi vapura bineyim, karşıya gideyim bari dedim. Beşiktaş vapuruna bindim. Boşu boşuna Beşiktaş'a geçtim. Ayıp olmasın diye. Kız da benimle beraber aşağı kadar geldi çünkü. Ondan sonra dolmuşlara gitti. Ben de oradan vapura bindim, gittim yani. Ondan sonra Beşiktaş'tan geri döndüm bir sonraki vapurda. Neyse, böyle bir deniz havası alıp geldiydim. Neyse, biz ne modemden IRC'den nasıl bu konuya geldik ya? IRC'de böyle takılıyorduk biz hayvan gibi. Ben IRC'ye ilk girdiğim zaman. Abi, IRC'den chat'e giriyorum ben. Chat'te takılıyorum, ediyorum.
falan filan muhabbet nedir ne değildir takılıyorum. Abi ben girdim Süper Online'dayım. Süper Online'da da 3-5 kişi bağlanabiliyor sadece. Aynı anda böyle herkes bağlanamıyor. Çok limitli ve küçük bir server. Ama bizde de mükemmel muhabbetimiz dönüyor. Harika bir arkadaşlık, dostluk ortamı var. Oğlum bir gün takılıyorum ben böyle. Gireli internete bir ay, iki ay falan olmuş. Küt diye bağlantım kesildi serverla. Ne oluyor lan dedim. Açtım bir daha IRC'yi. Bağlandım tekrar. Bağlandı. Küt diye bir tane şey geldi. IRC op diye biri mesaj attı. Lan dedim IRC op ne? Herhalde admin falan. Sen dedi. Adın Can değil mi dedi. Evet dedim. Sen dedi. İstanbul Anadolu yakasındasın değil mi dedi. Evet dedim. Sen dedi. Kadıköy'den bağlanıyorsun değil mi internete dedi. Evet dedim. Senin IP'in de bu değil mi dedi. Tamam mı? Lap diye IP'mi yazdı. Anını satayım dedim. Kapat lan kapat kapat. Hemen kapatmaya çalışıyorum tamam mı böyle. Kapattım her şeyi. Hemen Burak diye bir arkadaşım var. Beni internete tanıştıran adam tamam mı? Burak'ı aradım. Kanka dedim. Alo dedim. Burak dedim. Ses yok. Allah Allah diyorum ya. Kapattım böyle abi. Geri aradım tekrar. Lan Burak dedim. Alo dedim. Puaa diye gülüyor herif karşımda. Oymuş. İsminin ikini değiştirip beni kandırıklamış şerefsiz. Ulan dedim aklımı başımdan aldım. Peki dedim nasıl çözdün dedim ve benim internete bir nuke attım dedi. Nuke mü? O ne lan? İşte karşındakinin bütün herkesin internetini kesebiliyor musun öyle dedim. Evet dedi. İşte bu 1IQ. Hemen öğretiyorsun. Hemen dedim öğretiyorsun. Hemen. Abi nükü öğretti bana. Direkt programı verdi. IRC'de istediğin adamı çat pat atıyorsun herifin interneti kesiliyor. Yani düşünsene şu anda. Sizin interneti kesebiliyorum böyle. Yapıyorum internetin gitti. Hiçbir sayfa açılmıyor sende. Düşünebiliyor musun sadistliği? Ondan sonra loop'u alıyorsun. Sen interneti bekliyorsun. Adam arıyor böyle tıt 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 tıt. Şu ses var ya bak şu ses. Bu sesi dinliyor herif. Böyle 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 bekliyor, bekliyor. Hah, bağlandı diyor. Süper. Bir daha uçuruyorsun herifi. Hay ananı diyor bir daha. Bekliyor. Çıldırtıyorsun herifi böyle. Sürekli internet bağlantısını koparıyorsun. Herif en sonunda saçını başını yoluyor tamam mı? Direkt süper online süper online her yeri. Kardeş size bağlanıyorum bağlanıyorum bağlanmıyor. Sürekli bağlantım kopuyor. Niye oluyor bu böyle bilmem ne falan diye karşı tarafta gidiyor. Efendim modeminizi açıp kapamayı denediniz mi? Kapattım açtım tabii her şeyi denedim bir türlü olmuyor. Peki efendim bilgisayarınızı açıp kapamayı denediniz mi? Tamam yaptım evet onu da hallettim. Bir türlü hallettim ama hala çalışmıyor falan. Efendim o zaman teknik servisi yönlendireceğim. Sizi yarın saat 9.30'da arayacağız. Teşekkür ederiz iyi günler. Plik. Lan bu ne? Kaldı herif düşün. Biliyor musun? Gitti lan. İnternete bağlanamıyorum. Çıldırıyor herif ondan sonra. Lan anasının dini ben internete bağlanacaktım. Niye bağlanamıyorum internete falan diye. Ondan sonra fıttırtıyorduk adamları. Neyse. Abi gel zaman git zaman. Modemler poplar falan filan geçti. Yıllar 2000'e geldi. Artık dediler ki Türkiye'de broadband olacak. Geniş band internet. Oğlum geniş band internet nedir lan? Dediler ki artık 128K'ya çıkabileceğiz. Bu ne demek oğlum? Ben 56K ile 5000 ping ile Ultima Online'da PK'lık yapan adamım OSI serverlarında yıl 98. Sen diyorsun ki bana 128K. Yani tam iki katı. O ne be? Düşünebiliyor musun çılgınlığı? Biz geldik internet, broadband, kablonet diye bir şey geldi. Uydu TV ile beraber. Vay dedik anasını satayım. Baktım eve hemen çektim. Aha bu alet. Dedim ben bu aleti yerim. Kronos vardı Kronos. Türkiye'nin en iyi hacker'ı. En iyisi. Kendi içimizde bir yer vardı. Orada yazmış. Bunları dedi MIPS Browser diye. MIB Browser diye bir tool var. Bununla gezerek network'ündeki bu cihazların config dosyalarını bulabiliyorsun dedi. Vay dedim be. Hemen nasıl yaptığını öğrenmeye başladım. İndirdim hemen MIB browser'ı. Kendi modemimde önce denedim. Sonra network'e bir daldım. Kalamış kızıl toprak ne var ne yok. Bu indirme ve yakalanma hikayesi var ya sevgili dostlar. Ben tabii ondan sonra kurcalarken yakalandıktan sonra git fırçanı ye. Kronos'la beraber ben bu olayı öğrendim. Öğrendikten sonra ondan kendim uyguladım. Uygulandıktan sonra yakalandım. Sonra da döndüm security'ci oldum. Security'ci olduktan sonra ben abi bu sefer bende şey hikayesi başladı. Hani bu olaylardan bir soğudum. Amerika'ya gideceğim ben bilmem ne falan filan diye bir saldım. Saldıktan sonra kendi kendime işte oyun oynamaya bilmem neye falan fıstık başladım tamam mı? Oyun oynayıp keyif yapacağım falan gırgır şamata yapacağım. Ondan sonra araya askerlik falan girdi. Türkiye'deki internet öyle bir noktadaydı ki arkadaşlar. Güvenlik denen kavram şirketlerde şöyleydi. Bunu da yaşadık biz yani. Sunucu odasına gittiğim zaman server odasına adam Yasin asmış rekin üstüne. Diyor ki hırlı hırsız uğurlu uğursuzdan uzak tutsun hocam bizi diyor. Tamam eyvallah da yani ne kadar işe yaradı bilmiyoruz yani şimdi tamam mı? Allah'a emanet security diye bir kavramı bende oluşturdu. Ben eğitmenken bunu çok söylerdim. Üniversitelerde falan çok söylerdim. Allah'a emanet security diye. Oğlum Telekom'da bundan 20 sene önce sunucu odasının içinde popların olduğu yerden bakardık böyle ne oluyor ne bitiyor bir şeyler var mı diye. Oradan bir adam çıkardı böyle aradan çaylar diye. Küt bir omzu çağırdı. Ah Amerika bağlantısı gitti dur takayım falan deyip geri takardı oğlum. Türkiye'de internet böyleydi lan. Amerika çıkışımı salan giderdi yani böyle. Bir tane çaycının omzu çarpıyor diye. Düşünebiliyor musun? Firewall diye bir şey vardı. Firewall neydi biliyor musunuz? Compact HP değil
o zamanlar Compact adı. Compact sunucuların üstünde Windows'un altında çalışan bir uygulamaydı oğlum. Checkpoint Firewall 1. Checkpoint'in FW1'i yani ilk commercial firewall'lardan bir tanesi. Security önlemi oydu sadece. Bir de antivirüsler. Windows altında çalışırdı lan. Orada çalışırdı. Durum buydu. Bu kadar berbat durumdaydı Türkiye'de. Ama dünyada da çok ileri seviyede değildi. Millet aya iniyordu da biz yürüye emekliyorduk değildi. Onlarda da öyleydi durum. Bana diyorsunuz ya nasıl öğrendin? Abi işte böyle ortamda öğrendim. İngilizceden başka hiçbir şansım yok. Ne bir kaynak var ne bir şey var. Alıyorsun abi bir bilgisayar. Giriyorsun IRC'ye. IRC'de bulunduğun anda, bulunduğun odada, bulunduğun an saniyede adamın birinin bir bilgiyi paylaşma motivasyonu olacak. Sen de orada olacaksın o an. Başka hiçbir şansın yok yani. Hiçbir şansın yok ya. Bu kadar. Öbür türlü yok blog postuymuş. Yok oğlum öyle şeyler. Bilgisi olan insanlar o anda paylaştı. Yakaladın. Yakalayamadın. Tamam geçmiş olan. Hikaye bu yani. Adam o sırada Amerikalı'nın teki kahvesini koyacak Johnny orada. Hey man, today I hack NASA diye başlayacak. Harbi mi abi ya diyeceksin böyle. Yeah of course man. You wanna hear what the... Ne? Anlat tabii lan manyak falan. Tabii anlat baba dinliyoruz falan. Alright sit down. Falan deyip başlayacak böyle tamam. Oba diyorsun. Adam yazdıkça ben böyle hınınınını diye izliyordum yani. İnternette zaman makinesi size nereden çıktık, nerelere geldik bir başka yerinde daha da fazla anlatırım. Ama işin özü bu. Böyle zamanlardan çıktık. Böyle zamanlardan geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye YouTube. Abone olun oğlum.